Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün olsun diliyoruz. Biz size şimdi sıradaki haberi verirken siz bu arada Twitter üzerinden bize ulaşın. Soru, görüş, yorum, öneri ve eleştirinizi bizimle paylaşın. Hangi şartlarda, hangi koşullarda uyandırma servisini izliyorsunuz? Onları da görebiliriz bu arada. Selfie yaparsanız televizyonunuzla onları da buradan ekranlara veririz. Twitter'dan bize @ersoydede yazarak ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayalım. Okula gidecek olanlara Allah zihin açıklığı versin. İşe gidecek olanların işine Allah rast getirsin. Bugün hepinizin karşısına iyi insanlar çıksın diye temennide bulunuyor. Öyle açıyoruz bu saat dilimini sevgili izleyiciler. Bugün çok önemli bir dava var. Çok önemli bir dava var. Bu 15 Temmuz'daki darbe ve işgal girişiminin en belki de önemli ayağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehit etmek üzere yola çıkan o alçak darbeci terörist timinin yargılandığı dava bugün Muğla'da başlıyor. 47 kişilik listenin başındaki bir numaralı koltukta Fethullah Gülen kuşkusuz ki oturacak. 37 kişilik suikast timi için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. İşte Muğla'da görülecek olan davanın detayları. Hain saldırının hesabının sorulması için süreç başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler hakim karşısına çıkacak. Muğla Adliyesi'ndeki salonların yeterli olmaması nedeniyle dava, mahkeme salonu olarak hazırlanan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşecek. Davanın ilk duruşması için emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Konferans salonu çevresi bariyerlerle kapatılırken güvenlik noktaları da oluşturuldu. Ayaklanma hareketine karşı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dava olması nedeniyle önemine dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın taraf olduğu tek dosya bu salonda yargılaması yapılacak dosyadır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli davalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor. İddianamede Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan timdeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Bize sosyal ağlar üzerinden ulaşabilirsiniz diyor idik. Twitter'da @ersoydede. Bir de şunu göstereyim size. Bu da bizim Facebook sayfası. facebook.com/ersoydede yazdığınız zaman karşınıza bu çıkacak. Şu köşede en gülen fotoğrafıyla. Çünkü bunu niye gösteriyorum? Şunun için gösteriyorum. Facebook ersoydede ile dolu. Ersoydede yazdığınızda bir sürü şey çıkıyor Facebook'ta karşınıza. Bir sürü sayfa çıkıyor ya da işte hesap çıkıyor diyelim ki. Hiçbiri benimle alakalı değil. Bir tanesi bile benimle alakalı değil. Bir tane bile Facebook'ta hesabım yok. Yani aklınızda olsun. Bir bu var. facebook.com/ersoydede. Bu da şey sayfası. İşte yazıların falan paylaşıldığı bir sayfa. Bunu özellikle o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Ersoydede yani /ersoydede yazdığınızda karşınıza çıkan bu sayfa bu. Buraya eğer bildirimde bulunacaksanız buradan bildirimde bulunabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım Twitter'dan bize attığınız mesajlara. Nabi Küçük hayırlı sabahlar, yüreğinize sağlık, selamlar diyor. Nabi Bey'i de biz buradan selamlıyoruz. Size de hayırlı sabahlar, sizin de yüreğinize sağlık. Hakan Seven, başkanın oğlu doğacak, büyüyecek, 40 yaşına gelecek ve tamamı bunun 10 yılda olacak. Ha bir de bu arada seçim yok galiba. Oku be akılsız diye yazmış. Bu Eren Erdem'in devre yakan, beyin yakan o acayip mesajı. Vallahi anlamıyorum ya. Sahiden anlamıyorum ya. Eğer evet derseniz başkanlık babadan oğula geçecek. Yani arkadaş inanılır gibi değil ya. Son söz RTE. Ver 800 lira sigorta ödeme. 450 lira cepte. 800-1400 arası 600 lira cepte. Şey diyor. Bu hani kaçak çalıştırılıyor ya işçiler. Kaçak çalıştırmayın kardeşim. Vallahi kaçak çalıştırmayın. İnsanları kaçak çalıştırmayın. Şimdi diyeceğim ki çalışanlara. Gidip kaçak çalışmayın. Ve çalışsanız iş yerine şikayet edin diyeceğim. Ama hani piyasanın rasyonel gerçekliğinden habersiz olmadığım, haberdar olduğum için bunu diyemiyorum.
Çünkü adama şunu söylüyorlar. İş bu. Çalışırsan 1000 liraya çalışırsın kardeşim. SSK'sı, MSK'sı da yok. Şikayet ediyorum dediğinde kapının önündesin diyorlar. Ve adam kendini çaresiz hissediyor. Diyor ki bir sürü işsiz var. Kapıda bu işi benden daha düşük fiyata, daha kötü koşullara yapmak için can atan yüzlerce kişi bekliyor. Dolayısıyla ben kaçak göçek neyse SSK'sız, MSK'sız bu işi yapayım bari diyor adam. Yani işçi açısından baktığın zaman, işçiyle empati kurduğun zaman sorunu çözemiyorsun. Dolayısıyla bizim üzerine çalışmamız gereken kişi işveren. Yani onun o ahlaksızlığının tepesine binilmesi lazım. Bir şey söyleyeyim. Siz fert olarak yakaladığınız zaman şikayet edin. SGK'ya şikayet edin. Çalışma Bölge Müdürlüklerine şikayet edin. Bakanlığa şikayet edin. BİMER'e şikayet edin. Deyin ki arkadaş burada çocuk işçi çalıştırıyor bu adam. Tamam mı? Baskın mı yapsınlar ya? Bu, yani yanlışlıkla Allah muhafaza o çocuğun başına bir hal gelse bunun hesabını kim verecek? Oyun oynaması gereken, eğitim alması gereken, okulda olması gereken. Bakın devletimiz bütün imkanları sağlıyor. Suriyeliymiş, Afganmış, Iraklıymış, Türkmüş, Kürtmüş bakmıyor. Zaten bütün imkanları sağlıyor. Bu memlekette ayağını bu memleketin topraklarına basmış herkese sağlanması gereken bütün sosyal imkanları sağlıyor bu devlet zaten ya. Kimseyi aç açıkta sokakta falan bıraktığı yok. Yok kardeşim. Ona göre hareket etmek gerekiyor. İnanamıyorum ya. Ya sadece işverenler de değil ya. Yani bu ev sahiplerine de ya. Ya insafınız kurusun, vicdanınız kurusun. Öyle kiralar istiyorlar ki aklınız durur yani. Şu anda beni izleyenler arasında da bu tip evlerden bizi izleyenler vardır tahmin ediyorum. Normal şartlar altında hani köpek bağlasan durmaz derler ya. Sahiden de böyle. Adam 1000 lira 1500 lira kira istiyor. Niye? 4 tane Suriyeli aile bir araya gelir. İşte 350-350 aralarında bölüşürler bu evi tutarlar diye ya. Ya böyle bir ahlaksızlık olabilir mi? Ahlaksız. Sen o Suriyeli aile gelip o evi tutmadan önce o evin senin mülk değeri kaç paraydı? Ne kadar sana onun rant getirisi vardı? Ya yap hesabını. Koy işte evini yani bunun bir hesabı kitabı var ya. Bir senelik kira karşılığı kaç para ediyor? 10 senelik kira karşılığı kaç para ediyor? Evin mülk değeri kaç para? Bunun bir hesabı var ya. Size ben basit hesabı da söyleyeyim. Ev satın alacaklar ya da kiralayacaklar için de yani hangi parayı verirsek makul para vermiş oluruz, hangi paraya kiralarsak makul kiralamış oluruz diyenler için de iktisat bilimi içerisinde yer alan bir matematik vardır. O matematiği söyleyeyim. Bir evin 10 yıllık kira değeri evin mülk değerine karşı karşıya gelmesi lazım. Matematiksel olarak bu. Yani siz şimdi evi sattığınızda 40 bin lira etmeyecek bir evi yani arsa payıyla şunda bunda hepsi toplam 40 bin liraya satamayacağınız bir kümes daireye 1500 lira kira alamazsınız. Ya bunun bir mantığı matematiği vardır. 10 senelik kira karşılığı evin mülk değerine ne karşı karşıya gelmesi lazım. Öyle düşünün yani. Ama kime anlatacaksın yani? Adama 240 ay vadeyle ev sat ki konut satışlarında sirkülasyon olsun, hareket olsun diyorsun. 240 ay vadeyi kabul ediyor. Evin fiyatını 200 bin liradan 400 bin liraya çıkartıyor. Şimdi böyle adamlarla nasıl mücadele edeceksin? Devlet de yukarıda zannediyor ki çok güzel bir organizasyon yaptık ve bu organizasyon sayesinde herkes ev sahibi oluyor şu anda zannediyor. Hayır. Numaracı müteahhitler 100 bin liralık, 200 bin liralık evlerin fiyatını iki katına çıkarttılar bu kampanyadan insanları istifade ettirebilmek için. Anlamıyor muyuz? Görmüyor muyuz zannediyorlar bunları? Onun beton değeri kaç para onun? Ay gene sinirlendirdiler beni. Bizim demokrasimiz İsrail'den gelirdi. Milattan önce askeri vesayet varken demokrasi vardı hani. Şimdi yok diyor. Karadayı MGK öncesi İsrail'den mesaj gönderdi. Manşetli bir Milliyet gazetesini paylaşmış bizlerle. Hey arkadaşım ne günlerden geçtik ya. Hadi gel şu yerel gazeteleri bakalım. Yerel basına bir göz atalım. Of of. Bugün Mardin gazetesiyle başlıyoruz. Gelmiyor. Allah! Güzel güzel. İpi dolaştı. Aktüel kameranın ipi dolaştı. Flash flash flash. Şok şok. Dur sen de takılma. Kendisi takılıp düşecek şimdi ya. Ne var ne yok? Nasıl? Bak bunu sana mı söyledi acaba? Versene ekranı Twitter'ı. Hayırlı sabahlar. Rabbim size... Tombul kameramanlarınıza ve diğer ekibinize kolaylık versin.
Tweet atmış adam. Şundan mı bahsediyorsunuz? Tombul kameraman bu mu? Senden bahsediyorlar. Tombul kameraman diye. Ya siz hiç tombul görmediniz? Acaba tombul sunucu mu demek istediler? Muhtemelen. Ya estağfurullah canım. Baskül yalan söylemez. Facia akıl payı önlendi. Biz biliyoruz ne olduğumuzu da. Hani bilmiyormuş gibi de böyle yeleği böyle sıkıştırınca sanki burada bir şey yokmuş gibi oluyor. Yani yeleklerini iyice sıkınca. Halbuki bunu açtığı zaman şöyle, şuradan şöyle bir yanardağ patlıyor böyle dışarı. Mardin İletişim Gazetesi. Adı ne güzelmiş gazetenin ya. Şey gibi, üniversitenin deneysel gazeteleri gibi. Vatandaşların ihbarı üzerine teröristler tarafından Mardin Diyarbakır Karayolu'nda tutuklanan patlayıcı imha edildi. Mardin Diyarbakır Karayolu'nun 40. kilometresinde bulunan Mazıdağ ilçesine bağlı Yeşilköy yakınlarında PKK'ların yola tutakladığı el yapım patlayıcı güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi. Adamlar yolda terör saldırısı tertiplemişler. Fakat dikkati sayesinde oradaki güvenlik güçlerinin gerçeği söyleyeyim yani. Sahiden de terör saldırıları yaşanıyor. İşte önceki gün Viranşehir'de yaşanan ve 11 yaşındaki bebeğin, yavrunun, evladımızın ve bir işte bekçimizin, güvenlik görevlimizin şehit olduğu o terör saldırısı sahiden de yüreklerimizi burktu. Kuşkusuz ki. Fakat şunu söylememiz lazım. Biz bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Fakat güvenlik güçleri, emniyet ve istihbarat birimleri kaç terör saldırısını birden önlüyor? Vallahi bundan haberiniz yok. O kadar büyük çapta öyle terör saldırıları önleniyor ki işte bu Mardin'de, Mazıdağ'da önlenen terör saldırılarından bir tanesi. Allah muhafaza, Allah göstermesin, Allah fırsat vermesin bu alçak sürüsüne. Oradan bir işte diyelim ki servis minibüsü geçtiği sırada bu bombanın patlatılması halinde bugün bambaşka bir şey konuşuyor olacaktı. Dolayısıyla güvenlik güçlerimizin de istihbarat birimlerimizin de yapmış oldukları bu önleme operasyonlarını çok önemsiyorum. Onu söyleyeyim. Adana Güney Haber Gazetesi. Adana'da kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri ortaklarını işkence yaptıktan sonra diri diri gömüp öldüren kardeşlerin yakalanınca birbirini suçladığı öğrenildi. Ne olmuş burada ya? Of 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 of. Memlekete bak ya. Az önce bir haber daha vardı. Bu şey karısına işkence yaparak öldüren adamın hikayesi, ona birazdan tekrar geliriz. Milletin gözü dönmüş ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Yani buna eminim, yani sosyologlar, psikologlar falan hani deneysel olarak buna çalışıyorlardır. Bilimsel olarak çalışıyorlardır buna hani üniversitelerde falan ama. Sahiden ben bu CSI tarzı televizyon dizilerinin ya da işte ustaca kurgulanmış dedektiflik filmlerinin falan, yani şu tip cinayetler için tabirimi müspet gibi algılamayın. Katiller açısından söylüyorum tabii ki. Ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok işte cesetten kurtulma, yakayı ele vermeme, polis olay yerine geldiğinde neye dikkat eder, ona göre önlem alma gibi pek çok detayın ben bu televizyon yapımlarında ince ince verildiğini, işlendiğini düşünüyorum ve buralardan yola çıkarak insanların gitgide vahşileşmekte olduğunu zannediyorum. Bu benimki tamamen bir gazeteci refleksiyle yapılmış bir değerlendirme. Bir bilimsel veri yok benim elimde bunu doğrulayacak, bunu kanıtlayacak. Ama şunu söylememiz lazım. İşte ne bileyim, cesedi yakma meselesi mesela. Yani niye yapıldığını zannediyorsunuz bunun? İşte ortada kanıt bırakmamak adına yapıldığını anlıyoruz. Nereden bu hisse kapıldılar? Yani vaktiyle de bizim şeyler vardı, cinayetler işleniyordu. O zaman hani bilinmeyen bir yere gömüyorlardı, zor bulunuyor diye. Ama sonunda anlaşıldı ki öyle böyle zor mor neyse bulunuyor. Bulunduğu zaman da cesetten yapılan, işte geriye dönük olarak yapılan otopsiden de katille ulaşılabiliyor. Bunu fark ettiler. Şimdi yani nereden fark ettiler? Nereden biliyorlar bunu? İşte oradan biliyorlar. Ay arkadaş ya. Kayseri Gazetesi var bir tane önümde. Mehmet Özaseki uyku haram diyor. 7'nin üzerinde en geç 10-15 sene içinde bir deprem olacaksa benim uyumamam lazım diyor. Günaydın. Allah hayırlı muvaffakiyetler versin. Mustafa Elitaş sürmanşette.
Millet ne derse o demiş. Kayseri'nin iki önemli, iki majör politik figürünü, aktörünü burada Haber 38 gazetesinin manşetinde görüyoruz. Peki, Tokat'a götüreceğim şimdi sizlere. Tokat'tan bir yangın, 3 katlı ev nasıl bakın kullanılamaz hale geldi. Alevlere teslim olan evin otiyle diken diken eden manzarası giriyor ekranlarınıza. Seyit Necmettin Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap ev yanıyor. Cayır cayır, çıtır çıtır yanıyor. Nedeni henüz tespitlemeyen yangın, ahşap evin içinde bulunan Mustafa Yalçın ve Cemil Köse'ye ait evlere de sıçradı. Yükselen alevleri fark eden ev sahipleri itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alevlerin... Ortada kereden çıktı. Ortada... Bilmiyorum ne olduğunu. Yani yatıyorduk. Herkes gibi biz de yatıyorduk. Duymadım bir şey. Nasıl fark ettiniz? Ben, hanım uyandı. Ben fark edemedim. Hanım uyandı. O dedi Mustafa yani yok dedi. Dışarı alınca kendimizi zor attık. Sizin ev de yandı. Ben de yandım. Kaç ev yandı abi? Abi 1, 2, 3. 3 tane ev yandı. Bayağı büyük ya. Yani sonuçta ev yandı ama bizim de ciğerimiz yandı. Evet, polis ekipleri ayrıca çıkan yangında dumandan etkilenerek bayılan ve evin balkonunda bulunan Ömer Kaya'yı da bulunduğu yerden çıkararak ambulansa taşıdı. Kaya'ya ilk müdahale ambulansla yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. İzmir'de bir haftadır kayıp olan aranan lise öğrencisi gencin cesedine ulaşıldı. İzmir Menemen'den geliyor görüntüler ekranlarınıza. 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'dan bir haftadır haber alınamıyordu. Geçen hafta dedesine gitmek için Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinden çıkmış ve bir daha da geri dönmemişti, ortadan kaybolmuştu. Polis gencin bulunması için ummanlı bir çalışma yürütüyordu. Aile üyelerinin ifadesine başvuruldu. Ve şüphe üzerine gencin üvey babası gözaltına alındı. Ve o şüpheli sorgusunda üvey oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Katilin itirafına göre çocuğun başına bir keser sapıyla vurmuş, ayağına bir taş bağlayıp kuyuya atmıştı. Ahmet Coşkun'un cesedi, zanlının yerini gösterdiği Manisa Yuntdağı bölgesi Recepli Mahallesi'ndeki kırsal alanda içi su dolu yaklaşık 10 metrelik kuyunun içinde bulundu. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri kuyunun içindeki suyu pompalarla boşalttı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonunda çocuğun cesedine ulaşıldı. Bir AFAD görevlisi oksijen tüpüyle kuyuya indi ve makara sistemi yardımıyla talihsiz gencin cesedini kuyudan çıkardı. Ahmet Coşkun Menemen Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiydi. Ya bir şey söylememe izin verin şu üvey baba üvey anne meselesiyle ilgili olarak. Yani anlıyorum hani bir işler yapıyorsunuz, sonra yürütemiyorsunuz, daha sonra yuvanız aileniz dağılıyor ve ondan sonra başka bir yuva kurmaya hevesleniyorsunuz. Galiba durum bundan ibaret. Yani hani bir evliliği yürütemeyip ikincisini deniyorsunuz falan. Hayattaki önceliklerinizi doğru belirleyin. Bütün bunu hani anneler ve babalar için özellikle söylüyorum. Hayattaki önceliklerinizi doğru belirleyin. Aklı selim, alın başınızı iki elinizin arasına ve önceliklerinizi bir saptayın önce. Sonra benden size tavsiye, bunu bir kağıda yazın. Birinci sıraya kimi koyuyorum diye. Üvey babanın 9. sınıf öğrencisi, 15 yaşındaki çocuğu keser sapıyla başına vurup öldürmesi, ayağına taş bağlayarak kuyuya atması üvey babanın işlediği bir cinayet değil. İşleri o aşamaya getiren annenin işlediği bir cinayet. Bu kadar açık söylüyorum size de. Üvey babayı başına keser sapıyla vurup ayağına taş bağlayıp 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki oğlunu kuyuya attıracak motivasyonu o anne sağlıyor. Bu kadar basit. Bu kadar da net. Bir ikinci yorumada ihtiyaç yok burada. Hayattaki önceliklerinizi doğru belirleyin.
Kim sizin için birinci sırada oturuyor? Buna iyi karar verin. Buna doğru karar verin. Ve hep şunu söylüyorum. Yani bunu sakın bir isyan gibi de algılamayın ama sahiden gidin şu tüp bebek merkezlerinin önündeki çaresizce bekleyen anne baba adaylarının gözlerinin içine bir bakın. Rabbim onlara diledikleri kadar çok çocuk nasip etsin inşallah. Ne kadar çocuk istiyorlarsa o kadar çok çocuk, o kadar çok vatan evladı yetiştirmeyi nasip etsin o insanlara inşallah. Onlar böyle bir bebeğe ulaşabilmek, onun bir nefesini bu hayatla buluşturabilmek için geceli gündüzlü bu işlere emek harcarken işte bunlar da anne baba oluyorlar. Ona asıl benim aklım ermiyor. Peki Bursa'ya götürüyorum şimdi sizleri. Bursa'da bir cinayet zanlısı cinayetin ertesi günü bir arabayı gasp ediyor. Şoföre 3 kurşun sıkıyor. Sonra direksiyona geçiyor ve bir köfteciden içeri dalıyor. Bakın neler yaşanmış Bursa'da. Cinayetten aranıyordu. Yetmedi, bir kişiyi yaraladı, aracını gasp etti. Kaza yapıp dehşet yarattı. Bursa Osman Gazi'de cumartesi günü öldürülmüştü Gürbüz Kömür. Katil zanlısı ise Okan Aksu'ydu. Ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi bir yakınının düğününe gitti. Ancak ne olduysa birden dışarı çıktı. Yoldan geçen bir aracın önünü kesti. Şoför koltuğundaki Yusuf Ay'a 3 el ateş edip yaraladı. Sonra da o arabayı alıp son sürat kaçtı. Okan Aksu İstanbul Caddesi'nde kontrolünü kaybetti. Bir köfteciden içeri daldı. Yemek yiyen müşterileri ezdi. 11 kişi yaralandı. Ben gördüm olayı. Arkadaş arkası dönüktü. O bomba patladı diye kaçtı zaten arkaya. Herkes korkuyla kaçıştı. Neye uğradığını şaşırdı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bursa'yı birbirine katan Okan Aksu ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Allah hepimize bu Trabzonlu hemşehrilerimizin neşesinden nasip etsin inşallah. Bu arada otomobil markaları içinde duyurup benim eskiden bu şeyler ilk çıktığında 1700 motorlu hatchbackler ilk çıktığında o zaman işte Rıdvan'a, Tanju'ya falan araba reklamları falan yaptırıyorlardı. O zaman böyle benzer bir takım işte atraksiyonlar oluyordu. Bu araba markalarına duyurulur. Bu kardeşlerimizden reklam filmi olarak faydalanın. Sahiden de bu kadar kreatif, bu kadar zekice başka bir şey daha düşünemezsiniz yani. Bu Anadolu topraklarını yansıtıyor mu? Yansıtıyor. Efendim her türlü amaca hizmet ediyor mu? Yani bizi bir yerden bir yere bütün arabalar taşır. Önemli olan bize arazide halay çektiriyor mu, horon teptiriyor mu? Önemli olan o. Yani yoksa araba bizi, bütün arabalar taşır bize. Otobüste taşır, minibüste taşır. Bize horon teptiriyor mu, horon teptiriyor mu? Ben o zaman onu araba derim. Vallahi siz çok yaşayın inşallah. Hepimize bu Trabzonlu hemşehrilerimin neşesinden, hayat enerjisinden
nasip et inşallah. Şimdi FETÖ'yle irtibatı belirgin biçimde artık tartışılmaz hale gelen bir gazeteci hanım kızımız. Viranşehir'de yaşanan terör saldırısını bakın nereye bağlamış. Ona bir bakalım hep beraber. Amber'in zamanın bana hesabını gösterin. Hah, ben de arıyorum. Nereye gitti diye, işte buradaymış. Bak ne diyor. BBC'nin haberini paylaşmış. Yani elbette nereye hizmet ediyorlarsa onların haberini paylaşacaklar. Ne olacaktı sanki başka? Lanet olsun. Hey adamım, lanet olsun sana. He? Lanet olsun ben. Yine sandık ve yine PKK. Bu işte bir gariplik var. Hayır cephesindeler ama evet oylarını yükseltiyorlar. Masumlara kıyıyorlar. Kendi zekasınca ironi yapmış ve lanet olsun yine sandık ve yine PKK diyerek burada sanki birilerinin gizli bir eli devreye sokarak terör saldırılarını yapıp PKK'nın üstüne yıkmaya çalıştığını kendince ima ediyor. Herkes olanı biteni, yaşananı belirgin biçimde görüyor Amberin Hanım. İster evet oylarını yükselsin, ister hayır oylarını yükselsin. Bir tek beklentimiz var ki sizden yok böyle bir beklentimiz de. Normal herhangi bir insandan. Burada 3 yaşındaki çocuk yazıyor. Daha sonra 11 yaşında olduğu anlaşıldı bu çocuğun. Masum bir niyetle mahalledeki sokak kedisine süt vermek için çıktığı sırada alçak, hain, kalleş, aşağılık terör örgütünün terör saldırısında şehit oluyor. Tek isteğimiz, tek beklentimiz var. Sizden yok da hani şu terör örgütüne de bir laf söyleyeyim. Ya şu Berna Laçi'nin Twitter mesajını görmek istiyorum. Berna Laçi'ni hatırlıyorsunuz değil mi? Bu şeyde Küba'da Tayyip Erdoğan'ın odasındaki ısıtıcının peşinde koşuyordu. Bu o değil miydi? Odasına şimdi elektrik sobası geldi. Şimdi elektrik sobasını fişe taktı falan diye. Burası çok sıcak olmasına rağmen niye Tayyip Erdoğan elektrik sobası... Hay Allah'ım ya. Şey olunca galiba böyle hani ana işiniz, ana mesleğiniz, hani her neyse o ana mesleğiniz, diyelim ki televizyon sunuculuğu olabilir, oyunculuk olabilir, şarkıcılık olabilir falan. Orada belli bir yerden sonra tıkanma noktasına gelince, yani artık bitince, kendini tüketince böyle savrulmalar yaşanıyor galiba. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi siz Berna Hanım'a adam gibi bir iş verin. Mesela bakın bu şey vardı. 7 Haziran öncesi PKK sempatizanı tweetler atan bir yastıklı hanım kızımız vardı biliyorsun. Yastıkla oynamaktan hoşlanan bir hanım kızımız vardı biliyorsunuz. Daha sonra o böyle büyük dizi teklifleri aldı ve o dizi tekliflerinin şartnamesi gereği anladığım kadarıyla sosyal medyadan sakın ha politika yapmayacaksın dendi demek ki. Biz birkaç aydır böyle sosyal medyada o hanım kızımızın böyle PKK'lı, DHKPC'li falan böyle tweetlerini falan görmüyoruz. Demek ki işle ilgili bir şey. Bir iş bulursanız bu işler bitiyor. Atatürk ilkelerine aykırı bir teklife Atatürk'ün sözüyle oy toplamaya çalışmak. Hayır. Buna ne ad vermeli bilemedim. Atatürk ilkelerine aykırı teklif. Atatürk ilke... Yani Allah razı olsun Berna Laçi'nden. Öyle bir pas vermiş ki gel Ersoy kale boş, çak ortadan indir diyor. Sanki bilerek kasten bunun için yapıyor gibi. Şimdi Atatürk ilkeleri ve Atatürk devrimleri, ilke ve inkılap, hani inkılap tarihi diyoruz ya zaten. Sahiden de Sayın Berna Laçi'ne buradan hani açık soru, ilkokul 4 bilgisi. Bana lütfen Atatürk ilkelerini ve Atatürk devrimlerini Wikipedia'ya bakmadan sayar mısınız? Başka bir şey istemiyorum. 2. Şu sizin Atatürk ilkelerine aykırı teklif dediğiniz teklifin ne olduğunu çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şu anda getirilmekte olan hükümet modeli değişikliği mi? Bu Atatürk ilkelerine aykırı bir teklif mi sahiden de? Gerçekten mi? Son sözünüz mü? Son kararınız mı? Yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, hem hükümeti, hem işte valilikleri,
tek başına yöneten Atatürk'ün 1938'e kadar kurmuş olduğu o dönem Atatürk ilkelerine aykırı bir dönemiydi. Ki bugün o günlerde yaşandığı gibi bir tek adam dönemi de olmayacağını sahiden de gerçek anlamda sahiden gerçekten hepimizin sandık başına giderek oy vererek bir işte Cumhurbaşkanı'nı ve hükümeti seçeceğimizi söylemem herhalde çok fazla gerek yok. O dönemin yani 1938'e yani 1923-1938'e kadar olan birinci dönemle 1938'den 1950'ye kadar geçen ikinci dönemin Atatürk ilkeleri açısından sizin tarafınızdan nasıl değerlendirildiğini sahiden çok merak ediyorum. Bildiğim için değil, sahiden bilmiyorum. Nasıl değerlendirdiğinizi çok merak ediyorum. Yani Atatürk'ün, daha açık söyleyeyim, Atatürk'ün bu memleketi yönettiği dönem Atatürk ilkelerine bu anlamda, yani bu mantıkla uygun muydu? Vallahi merak ediyorum. Bir de şu Bekir Coşkun uyarısını versene bana Sayın. Bekir Coşkun. Seviyorum Bekir Coşkun'u. Her gün Bekir Coşkun'u selamlamazsak günümüz iyi geçmiyor. Bana diyorlar ki mezardan adam kaldırıyorsun. Sen Bekir Coşkun'un şeyi mi kalmış? Yani bir etkinliği, bir tesiri mi kalmış? Ama olsun. Bu adamlar bir şey yazıyorlar. Daha sonra birileri, işte az önce verdik gene veririz belki. Birileri buna löp edenek inanıyor. Löp edenek inanıyor. Başka da hiçbir şey yok. Çünkü bu ya buna nasıl inanıyor dediğiniz zaman ben şöyle inanıyor, böyle inanıyor diye uygun kelimeyi bulamıyorum. Buna löp edenek inanıyor. Evet çıkarsa yazı hayatımız biter. Gazeteler, tiyatrolar kapatılır. Ben bu sözü ilk duyduğumda sene 1994'tü. O zaman böyle Zülfü Livaneli'nin, İlhan Kesici'nin falan böyle televizyon oturumlarına katıldıkları zaman o vaktin belediye başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde olacakları anlatırken dillendirdiği argümanlardı bunlar. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olursa bu memlekette içki yasaklanır. Kadın erkek diye yollar ayrılır. Efendim otobüsler işte kadın erkek diye ayrılır. İnsanların İstanbul sokaklarında gezerken başları zorla kapatılır. Neler neler söylediler ya, neler neler söylediler. Yani en kötüsü meyhaneler kapatılırdan başladı. En kötüsü. Ne zamandı bu? Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a belediye başkanı olacak dendiği zamandı. Ya hala mı yiyorlar bu numaraları? Şu Kemalistler hala bu numaraları yiyorlar mı ya? Hala mı yiyorlar bu numaraları ya? Yani hala siz bu tiyatrolar kapanacak dediğiniz zaman bunu yiyen bir kitle mi var ya? Yuh arkadaş ya, yuh arkadaş ya. Evet çıkarsa tiyatrolar kapatılır. Bir tek şey soracağım size. Evet çıkarsa tiyatrolar kapatılır. Amin. Peki. Buradan şunu anlayabiliyor muyuz? Hayır çıkarsa tiyatrolar kapatılmaz. Yani evet çıkarsa bir baskı ortamı oluşacak. Tek adam rejimi gelecek. Faşizm oluşacak. Faşist bir dikta var, değil mi? Evet gelirse böyle olacak. Peki. Hayır çıkarsa bunlar olmayacak anlamına mı geliyor? Hayır çıksın, mevcut sistem muhafaza edilsin anlamına mı geliyor? Güzel. Peki siz niye yalan söylüyorsunuz? Hani Recep Tayyip Erdoğan diktatördü? Hani biz diktatörlükle yönetiliyorduk? Siz şimdi bu mevcut sistemin, mevcut düzenin muhafaza edilmesinin demokrasi olduğunu ya da işte demokratik bir düzen olduğunu ama evet çıkarsa gelecek olan sistemin diktatörlük olduğunu söylüyorsunuz. Dün mü yalan söylüyordunuz? Yarın için mi yalan söylüyorsunuz? Şu Eren Erdem'in bir daha ver ne olursun ya. Şu hala şuna inanan bir kitle var mı dediğim zaman çıtanın nerelerde olduğunu. Yok bunu değil. Buna birazdan geliriz de şu Eren Erdem'in şeyi vardı ya. 8 numaralı foto. Eren Erdem'in bu elinde evet kağıt tutan. Yani ben buna da inananlar var mı dediğim zaman çıtanın nerelerde olduğunu bazen unutuyorum. Vallahi ya. Ya başkanlık babadan oğula geçer ne ya? Ya başkanlık babadan oğula geçer ne ya? Hey arkadaşım ya. Başkanlık babadan oğula geçer. Nasıl bir mantıktır ya? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. İbretlik olsun diye bunu böyle rozet yapıp takacaksın yakana. İbret olsun diye
rozet yapıp bunu yakana takacaksın. Başkanlık babadan oğula geçer. 18 madde var topu topu. 18. Soldan sağdan, önden arkadan, alttan üstten, içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye okuyor. 18 madde var. Bir tane bana madde göster. Başkanlığın babadan oğula geçebileceği hissine kapılalım, hissine. O ima etsin. Cumhurbaşkanı meclisi fesheder. Bana bu sözün ya da bu anlama gelebilecek herhangi bir sözün içinden geçtiği bir tane madde gösterin bana. Bir tane. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle idare eder. Bu kadar büyük palavra, bu kadar büyük yalan, bu kadar büyük görmedim ben ya. Tezvirat görmedim yani. Tezvirat biliyorsunuz zırvalama anlamına gelir. Yani böyle büyük zırvalama görmedim yani. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetir. Bu kararnamelerle kanunlar karşı karşıya geldiğinde hangisinin geçerli olacağını zaten apaçık ortada olduğunu bilmiyor olabilir CHP Genel Başkanı ya da CHP idare eden hayır kampanyasını yürütenler, ama siz ne olur açın bakın ya. Ya inanmayın ya. Ya CHP'ye oy veren değerli dostlarım, yanlışlıkla Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, gönül vermiş değerli dostlarım, Allah rızası için inanmayın şu adamların söylediği şeye ya. Ya siz kendi gözlerinizle görün ya. Okumuş etmiş adamlarsınız. Kafası çalışan, aklı başında adamlarsınız. Size söyleneni bir sorgulayın. Deyin ki Eren Erdem bana doğru mu söylüyor acaba ya? Sahiden bu iş babadan oğula geçer mi acaba diye. Açın şu metni bir bakın ya. Vallahi bak metin ortada. İnternete giriyorsun. 21 maddeyi de 18'e düşürdüler. 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi diye giriyorsun. Okuduğun zaman anlayabilecek yaştasın ya. Okuduğun zaman anlayabilecek yaştasın ya. Aç bak ya. Ya niye inanıyorsun bunlara ya? Cumhurbaşkanı kararnamelerle ülkeyi idare eder. Cumhurbaşkanı isterse meclisi fesheder. Ya aç bak ya. Aç bak. Yazıyorum orada ya. Ya metin ortada ya. Peki gelin bakalım memlekette neler oluyor bitiyor. Neler var bugün gündemde? Hangi başlıkları getireceğiz, paylaşacağız sizlerle? Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunu hayli hareketli geçirdi. 3 buluşma. Cumartesi günü, 2 buluşma da pazar günü gerçekleşti. Pazar günkü Antep ve Adıyaman buluşmasında önemli başlıklar var. Örneğin ben Merkez Bankası Başkanı'nı belirlemek istedim. Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası Başkanı olarak oraya koymak istedim. Fakat o zamanki Cumhurbaşkanı bana izin vermedi diyor. Onu birazdan sizlerle paylaşacağız. Türkiye'de rejim değişmiyor. Gafiller yalan söylüyor ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı. Onun detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Başbakan Binali Yıldırım da Almanya'daydı. Başbakanın Münih'ten vermiş olduğu mesajlar var. %50 oy şartının bulunduğu bir sistemde tek adamlığın olmayacağını söylüyor Başbakan Binali Yıldırım ve Merkel'e dönük olarak eleştirileri var. Biz iki tane mi Merkel mi var? Bundan şüpheleniyoruz diye bir değerlendirmesi var Başbakan'ın. Onu da sizlerle paylaşacağız. FETÖ'cü katiller için hesap vakti. Bugün biliyorsunuz Marmaris davası başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timi, 37 kişinin yargılandığı davada bir numaralı koltukta oturan isim Fethullah Gülen. Bu arada şehit Ömer Halis Demir'in şehit edilmesi davası da yarın başlıyor. Onlara da yine yakından bakıyor olacağız. Fırat Kalkan Harekatı'yla Cerablus'tan sürülen, elbabı kaybetmek üzere olan DEAŞ'a Musul'da operasyon başladı. Irak güçleri kentin batı yakasını kurtarmak için taarruza geçti. Saldırıya, operasyona daha doğrusu 100 bin kişi katılıyor. Şu ana kadar 8 köy ve bir elektrik santrali ele geçirildi. Ona da bakacağız. Ve havalar ısınacak mı? Ona yakından bakacağız. Zira baharın müjdecisi, habercisi cemreler düşmeye başladı. İlk cemre havaya ya dün akşam düştü ya bugün düşüyor. Dün akşam düştü diye bir değerlendirme var. Havaya, peşinden suya, ardından da toprağa düşecek. Birer hafta, ikişer hafta arayla cemreler ve bu cemreler, yani korlar, kor ateşler diyelim, bu yerküreyi, bu toprakları ısıtmaya başlayacak inşallah. Uyandırma servisi devam ediyor. Devil is due. I better fiddle the gold.
with Mr. Soul to think I'm better than you. What's in my Johnny? It ain't my biggest sin, but I'll take your bet you're gonna regret, 'cause I'm the best he's ever been. Johnny Rums and up your day and play a little more. Sell no blues in Georgia and the devil deals it all. If you win, you get your shiny little motor gold. But if you lose, the devil gets your soul. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın medyayla imtihanı devam ediyor. Daha ilk göreve geldiği gün biliyorsunuz CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'yı haşlamıştı. Niye? Çünkü CNN sistematik olarak kampanya dönemi boyunca Donald Trump'ı hedefe koyan ve yarısından fazlası da yalan dolan dolu haberler yapıyordu. Şimdi bir kez daha kendisine cephe alan medya kuruluşlarına Trump tepki gösterdi. Well, they can't make a meeting with Trump, Amerikan Başkanı olduktan sonra ilk mitingini Florida eyaletinde düzenledi. Bir aylık icraatlarını anlattı. İsim vermeden kendisini karalamaya çalışan medya kuruluşlarını eleştirdi. Donald Trump, medya artık problemin büyük bir parçası haline geldi dedi. Aynı zamanda yozlaşmış sisteminde bir parçası diye konuştu. Trump, medyanın hakkında yalan haberler yaptığını söyledi. Başkanlık yarışına başladığı günden beri medyanın kendisini yenemediğini hatırlattı. Trump, muhalif yargının engellediği vize kısıtlaması kararına da değindi. Yakında benzer bir kararname daha yayınlayacağını söyledi. Amerika'dan Fransa'ya götürüyoruz şimdi sizleri. Fransa'da biliyorsunuz Theo ile ilgili protestolar devam ediyor. Theo'nun uğradığı o insanlık dışı manzara tüm Fransa'yı ayağa kaldırmış durumda. Neredeyse bir aydan beri devam eden gösteriler artarak, yükselerek devam ediyor. Fransa'da polise öfke dinmiyor. Kalabalık her geçen gün artıyor, çatışmalar şiddetleniyor. Gerilimin sebebi 2 Şubat'ta yaşanan bir olay. Fransız polislerin Afrika kökenli bir genci darp etmeleri ve cinsel saldırıda bulunmaları. Polisler açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Hollande da mağduru ziyaret edip sorumluların cezalandırılacağını söyledi. Mağdur genç ve ailesi halka sakin olun çağrısı yaptı ama etkili olmadı. Banliyölerde yaşanan olaylar kent merkezine ulaştı. Son gösteri cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Polise göre 2300, organizatörlere göre 5000 kişi vardı. Eylemciler Theo için adalet sloganlarıyla polisin cinsel saldırısına uğrayan Afrika kökenli gence destek verdi. Çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Meydana açılan metro istasyonu kapatıldı. Eyleme katılanlar tek tek arandı. Gösterinin sonuna doğru 100 kişilik bir grup polis barikatını aştı. Polis öfkeli protestoculara sert karşılık verdi. Çatışma saatlerce devam etti. Çıkan olaylarda polis ve göstericilerden yaralananlar oldu. Güvenlik güçleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Şu yer yarıldı da içine mi girdi acaba diyoruz ya. Amerika'da tam da bu anlama gelebilecek bir görüntü getireceğim şimdi ekranlarınıza. Amerika'da yol ortasına açılan çukur iki otomobili bakın nasıl yuttu. Yer yarıldı, içine girdi. Bu deyim kelimenin tam anlamıyla karşılığını buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yolda açılan çukura bir değil, iki otomobil birden düştü. Görüntüler ülkenin güneyindeki Kaliforniya eyaletinden. Aşırı yağış ve fırtınayı atlatan bölgede yer yer obruklar oluştu. Onlardan biri tam da yolun ortasındaydı. Los Angeles'ta yaşanan olayda itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Çukura düşen aracın başında inceleme yaparlarken yeni çökme tehlikesine karşı uzaklaştılar. Tam o anda ikinci otomobil de çukura düştü. Neyse ki araçlar boştu. Bir şey iddiaya girerken, bir şey söz verirken, şu olursa böyle yapacağım falan derken çok dikkat edin. Saydan olabilir. Yani bazen çok güvendiğiniz bir şey, yani çok olacağına kesin gözüyle baktığınız
bir şey olmayabilir. Ona göre söz verin. Yani şu olursa böyle yapacağım falan, hani şu olursa işte hani bıyığımı keserim, olabilir. Saçımı kazıtırım belki. Şu olursa sana bir takım elbise alacağım, en kralı, en klası. Şu olsun sana bir yemek ısmarlayacağım muazzam. Gazeteyi yerim diye söz vermeyeceksin kardeşim. Al, Belaruslu bir spor yazarı. İddiaya giriyor. İddiaya girmiyor, daha doğrusu bir tahminde bulunuyor. Bu olsun diyor, fair play'e kalıyor galiba işte istediği, kalamayacağını düşündüğü takım. Fair play'e kalsın, ben bu gazeteyi yerim diyor. Adam o gazeteyi, bakın nasıl yedirtiyorlar. Bahsi kaybetti, sözünü tuttu. Belaruslu spor yazarı gazetecilerin karşısında gazete yedi. I'm not sure, but I hope. Vyacheslav Fedorenkov, ülkenin en büyük spor gazetelerinden birinin yazarı. Dinamo Minsk buz hokeyi takımının Kontinental Hokey Ligi'nde playoff'a kalamayacağını iddia etmişti. Kalırsa bu gazeteyi yerim demişti. Ama takım başarılı oldu. Yazara düşen sözünün eri olduğunu göstermekti. Takım ondan bunu talep etmedi ama o sözünü tuttu. Minsk Arena spor salonunda gazetecilerin önünde gazete parçalarını içine kattığı çorbayla birlikte yedi. Çorba bittiğinde gazetenin yarısını tüketmişti. Fedorenkov, takımım için her şeyi yaparım ama bundan sonra bir iddiada bulunurken iki kere düşüneceğim dedi. Şu anda ekranlarınıza gelen fotoğraf NASA tarafından yayınlanmış çözünürlüğü en yüksek dünya fotoğrafı. Daha çok yeni biliyorsunuz bir basketbolcu katıldığı bir radyo programında. Birazdan adını da hatırlayacağım onun. Ben şu basketbolla çok fazla ilgim olmadığı için çok fazla şey yapamamıştım, üzerine durmamıştım. Daha çok yeni dünyanın yuvarlak olduğunu nereden biliyoruz demişti. İşte dünyanın yuvarlak olduğu konusunda bizim elimizdeki bilgi şu. Ray Irving. Şu adam. Önce şunu versene. Veremiyorsun çünkü ikisi ayrı bilgisayardan gidiyor. Evet. Ray Irving Galileo'ya meydan okuyor. Cavalieri'sin yıldızı dünyanın düz olduğuna inandığını. Ay dur, nereye gittin sen ya? Sen de var ya. Cavalieri'nin dünyanın düz olduğuna inandığını, bu konuda hakkında araştırma yapması gerektiğini söylüyor. Cleveland Cavalieri'nin yıldızı. Biz dünyanın yuvarlak olduğunu nereden biliyoruz diyordu. Daha çok yeni bir radyo programında. Bu da Ryan Irving'e gelsin. Bu adamın adını doğru mu telaffuz ediyorum ya, sen bilirsin. Ryan Irving mi? Bu fotoğraf ona gelsin. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmeyen, yalnız sahiden de bu kadar belirgin biçimde bir fotoğraf, yerkürenin en net fotoğrafı, NASA bunu yayınlamış. Bunu tabii internette daha yüksek çözünürlüklü halini bulabilirsiniz. Biz şu anda size televizyon imkanlarıyla bunu geçiyoruz ekranlarınıza. Bu fotoğrafı da kayıtlara geçmiş olalım. Amino Simon. Bundan 1,5 yıl önce futbolcu olmak üzere Türkiye'ye gelmişti. Büyük umutlarla geldi. Milyon dolarlık futbolcu olmak için kurduğu hayalleri lisans sorununa takıldı. Şimdi baba bir ayakkabı ustası. Futbolcu olmak için geldi, umduğunu bulamadı. Ayakkabı ustası oldu. Ben burada çalışıyor şimdi. Adı Amino Chibizo Sumon. 22 yaşında. 1,5 yıl önce ülkesi Nijerya'dan geldi. Milyon dolarlık hayalleri vardı. Önce Manisa Spor'da, sonra büyük takımlarda top koşturacaktı. En azından rüyası buydu. Lisansında sorunlar çıktı. Horozköy Gençlik İhtisas Spor'dan öte gidemedi. Evli ve bir çocuk babası Amino, geçimini ayakkabı imalathanesinde yapmaya başladı. Kısa sürede bu işi öğrendi. Şimdi Nijeryalı futbolcunun elinden çıkan ayakkabılar Avrupa'ya ihraç ediliyor.
Ustalara adeta taş çıkartan Amino, lisansındaki sorunlar çözülünceye kadar bu işi sürdüreceğini söyledi. Para çok güzel çalışıyor. Bir minicik ara, sonra uyandırma servisi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Karşısına hep bugün iyi insanlar çıkar, başlarınız derde girmez diye temennide bulunuyoruz. Yolda kimseye dalaşmayın. Bak bunu sahiden söylüyorum. Özellikle metropollerde, İstanbul başta olmak üzere metropollerde aman ha yolda kimseye dalaşmayın. Otopark kavgası, efendim önümüzdeki adama selektör yapalım, az sen bana yol ver, bir lokmacık ye. İş bittikten sonra en fazla aranızda 2 dakika oluyor. Yani sen o adamdan can hıraş yol istiyorsun, o sana böyle camdan kolunu çıkartıp hareket çekiyor falan filan. Sonunda bir sonraki ışıklarda yan yana geliyorsunuz. Yani o kadar şeyin tantananın falan birbirinizi kalbini kırmanın falan filan neticesi olmuyor yani. Onu da söyleyelim yola çıkmadan evvel. Gelin memlekete bakalım neler oluyor bitiyor. Bugün Muğla'da çok önemli bir dava başlıyor. 15 Temmuz darbe ve işgal girişimiyle ilgili olarak en belki de spesifik öneme haiz dava görülmeye başlanacak. 47 kişinin yargılandığı 37 sanıklı suikast timi davası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şehit etmek üzere yola çıkmış olan o alçak, kalleş, hain, terörist suikast timine dönük olarak ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmaları istenen davada 47 sanık var. 37 kişilik suikast timi davasında 47 sanık var ve bunların bir numaralı koltuğunda oturan isim Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen. Hain saldırının hesabının sorulması için süreç başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristler hakim karşısına çıkacak. Muğla Adliyesi'ndeki salonların yeterli olmaması nedeniyle dava mahkeme salonu olarak hazırlanan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşecek. Davanın ilk duruşması için emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Konferans salonu çevresi bariyerlerle kapatılırken güvenlik noktaları da oluşturuldu. Ayaklanma hareketine karşı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, davanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dava olması nedeniyle önemine dikkat çekti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın taraf olduğu tek dosya bu salonda yargılaması yapılacak dosyadır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli davalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor. İddianamede Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan timdeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya ziyareti sonrası yazarlarla yapmış olduğum buluşmada yaptığı değerlendirmeler gelecek şimdi ekranlarınıza. Çok önemli başlıklar var. Örneğin herkesin kafasında son zamanlarda yükselttiği soru, MHP tabanından da AK Parti tabanından da yükseltilen soru. Bu birlikteliğin bu referandumda aynı kampanya yürütüyor olmanın ardında bir siyasi planlama mı yatıyor? Yani yeni hükümette MHP'li bakan olacak mı? Bu soruya yanıt verdi Başbakan Binali Yıldırım. Bunun dışında ABD'nin yeni yönetimiyle Türkiye ilişkileri nasıl olacak? En önemli başlık biliyorsunuz FETÖ'nün iadesi. Başbakan Binali Yıldırım FETÖ'nün iadesi konusunda Trump döneminden beklentilerin ne olduğunu anlattı. Bir de Rakka operasyonu hangi koşullarda Türkiye Rakka operasyonunun içerisinde yer alacak? ABD'nin PKK-PYD ile ilişkisi konusunda bu vakte kadar bize PKK-PYD ile ilgili verilen sözler tutulmadı diyen Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni dönemden beklentileri. İşte Başbakan'ın Almanya dönüşü verdiği mesajların satır başları geliyor ekranlarınıza. Türkiye 16 Nisan'da anayasa değişikliği referandumuna gidecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylanacak. Başbakan Binali Yıldırım kabul edilmesi konusunda zerre kadar tereddütüm yok dedi. Kararsız seçmenler içinse kafa karıştıranlar var. Bu kafa karışıklığını ortadan kaldıracağız diye konuştu. Değil, ev sahibisiniz. Yıldırım Almanya ziyaretinin son gününde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Cuma günü Malta'da referandum için MHP ile ortak etkinlik yapabileceklerini söylemişti. Almanya'da bu sözlerine açıklık getirdi.
Onlar kendi, biz kendi kampanyamızı yapacağız. Bu söylemlerimiz evet noktasında benzer olacaktır. Birlikte program yapmanın önünde bir engel yok. Uygun şartlar oluşursa birlikte program yaparız ama adı konulmuş bir şey yok dedi. Referandumdan sonra MHP'li bakanlar kabinede olur mu? Cevabı merak edilen sorulardan biri de buydu. Başbakan Yıldırım, olasılıklara göre amel olmaz. Bizim gündemimizde şu anda referandum var. AK Parti ve MHP'nin referandum birlikteliğinin arkasında hesap kitap yok dedi. Söz yeni kapı ruhuna geldi. Başbakan Yıldırım ana muhalefetteki CHP'yi işaret etti. Yeni kapı ruhu MHP ve AK Parti'de hiç yok olmadı. Hiç eksilmedi. Aslında CHP'de de vardı. Ama yavaş yavaş ruh bedenden ayrılmış gibi görünüyor. Ama çıkmayan candan ümit kesilmez denir. CHP'nin yeniden bu sürece dahil olmasının önünde hiçbir engel yok ifadesini kullandı. Ve uluslararası meseleler. Özellikle yeni ABD yönetimiyle temaslar merak ediliyordu. Yıldırım, Almanya'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Başbakan, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Obama yönetimine kıyasla daha iyimser. Yıldırım, meseleyi hukuki ama anlaşmalarımıza uygun olarak çok ciddi bir şekilde ele alacağız denildi. Bu bizim için yeni bir durum. Önceki yönetim bu yargının işi diyerek kestirip atıyordu ifadesini kullandı. Yıldırım, Suriye'de PYD'ye desteğin kesilmesi konusundaki uyarıların dikkate alınacağı görüşünde. DAEŞ'e karşı Rakka operasyonu içinde görüşmeler sürüyor. Yıldırım, Elbap'tan sonrası içinde varız dedik. Ama tabii terör örgütlerinin işin içinde olmaması şartıyla. Zannederim değerlendirecekler ve bir karar verecekler dedi. Yıldırım, PYD'nin elindeki Münbiç için de net konuştu. Geçmişte Obama yönetiminin tutmadığı sözleri hatırlattı. Münbiç, PYD unsurlarından temizlenmeli. Bunu DAEŞ'tan ayrı değerlendiriyoruz. ABD'nin bize bu konuda taahhüdü var ama yerine getirmedi. Peki AK Parti ve MHP kuşkusuz ki aynı kampanyayı dillendirecek ve buluşmalarla halkla bir araya gelecek. Ortak miting yapılacak mı? En önemli soru, belki de en çok cevabı merak edilen soru bu. Şu ana kadar açıklanmış bir ortak miting takvimi yok ama önceki gün biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli buna kapıyı kapatmadı. Dolayısıyla sahiden de böyle bir buluşmanın tertiplenmesinin önünde bir engel yok gibi görünüyor. Ne olabilir? Mesela 18 Mart da işte o köprünün temel atma töreniyle ilgili bir buluşma gerçekleşirse orada bir araya gelinebilir. Belki 7 Ağustos benzeri, 7 Ağustos'ta İstanbul'da yapılan benzeri bir büyük yeni kapı buluşması tertiplenebilir. İşte MHP AK Parti ortak buluşma beklentisi. Bir amaç birliğimiz var. Milliyetçi Hareket Partisi de bu değişikliğin lehinde kampanya yapıyor. Biz de aynısını yapıyoruz. O bakımdan söylemlerimizin benzer olması gayet doğal. Gerekirse bazı ortak etkinliklerde yapabiliriz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortak miting genelgesinden sonra Başbakan Binali Yıldırım da bu sözleriyle AK Parti ve MHP sahada birlikte çalışabilir mesajını verdi. Şimdi gözler her iki partinin hangi ilde ve hangi mitingde bir araya gelecekler sorusuna çevrildi. Her iki liderin referandumda ortak miting yapılabileceğini söylemesinin ardından en yakın tarih dev bir organizasyonu işaret etti. Tamamlandığında dünyanın en uzun ayak mesafeli köprüsü unvanını kazanacak 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni için AK Parti ve MHP'nin birlikte organizasyon yapabileceği kaydedildi. Referandum sürecinde ortak dil kullanılması konusunda uzlaşan her iki parti ortak miting çalışmalarına da hız verdi. Her iki partinin yeni kapı ruhunun bir benzeri ortak miting için gelecek talimatı beklediği ortaya çıktı. Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün temel atma töreni dışındaki ikinci alternatif ise İstanbul. Yeni kapıda 7 Ağustos'ta düzenlenen dev toplantının bir benzerinin organize edilebileceği vurgulandı. 16 Nisan'dan hemen önce İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenecek organizasyona liderlerin katılarak birlik, beraberlik mesajı vermesi de yine gündemde. Müzik
Ortak miting çalışmasında son sözü AK Parti ve MHP teşkilatları söyleyecek. Ankara'daki adamımız Betül Bilsel bizi hazır bekliyor. Hem Ankara'nın gündemini alacağız hem de silahlı kuvvetlerden devam etmekte olan Fırat Kalkanı Harekatı'na dair bir açıklama var. Bölgede devam eden operasyonlara ilişkin olarak. Betül günaydın. Ankara gündemini de ver bize ama önce şu TSK'nın açıklamasında var mı önemli bir detay? Sıcak gelişmeyle başlayalım. Ersoy'da da Fırat Kalkanı Harekatı 181. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Bilindiği üzere artık Elbap'ın içerilerine girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu yaptığı şehir ziyaretlerinde önemli bir mesaj vermişti. Artık Elbap'ın da tamamlanmak üzere olduğunu söylemişti. Fırat Kalkanı Harekatı'ndan gelen açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamayla başlayalım. 122 atışın yapıldığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı'nın 181. gününde DAEŞ terör örgütüne yönelik atış yapılarak barınma yerleri, savunma mevzileri, araçlar baskı altına alınmıştır denildi. Hava kuvvetlerine ait uçaklarla Hava kuvvetlerine ait uçaklarla 18 DAEŞ terör örgütü hedefine yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi. 14 bina karargah maksatlı kullanılan 2 bina, 1 cephanelik mühimmat yüklü bir araç imha edildiği söylendi. Bir DAEŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bir araç imha edildi. Toplamda ise icra edilen harekatlar kapsamında, yapılan atışlar kapsamında 27 DAEŞ terör örgütü mensubu da etkisiz hale getirildi denildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı son açıklamada Ankara'nın gündemine bakacak olursak, bugün pazartesi Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplayacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu'nu ve öncelikli gündem başlığı elbette terörle mücadele olacak. Terörle mücadele operasyonları kapsamında gelinen aşamalar birer birer değerlendirilecek. PKK, FETÖ ve DAEŞ'le mücadele kapsamında atılan adımlar geniş kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Bakanlar Kurulu toplantısında bir diğer önemli konu başlığıysa Türkiye artık adım adım referanduma gidiyor. Referandum için sandık güvenliği önemli bir başlık. Türkiye'nin önemli başlıklarından bir tanesi artık. Bu kapsamda ele alınacak başlıklar da masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bölge kapsamında, yani Türkiye'nin her bölgesini kapsayan, illeri kapsayan önemli toplantılar gerçekleştiriliyor. O toplantılar kapsamında valilerle, jandarma genel komutanıyla bir araya geliyor ve tüm detaylar masaya yatırılıyor. Bu yapılan toplantılarla ilgili de geniş kapsamlı bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bakanlar Kurulu toplantısında, tabii bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı ve Başbakan önemli bir konukla görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'le bir araya gelecekler. Saat 12'de Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık resmi konutunda bu görüşmeyi gerçekleştirecek. Saat 13'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek McCain'i. Tabii son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile yoğun bir temas gerçekleştiriliyor. Bu temasın nedeni de özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminin konumu aslında. Yeni Başkan Donald Trump'ın bana yeni dosyalar gönderin, dosyalar hazırlayıp gönderin diyerek FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili yeni belgeler istemesi ve bu konuya sıcak bakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği önemli bir husus daha var. O da Rakka'ya yönelik bir operasyon ki Rakka operasyonu için Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ve koalisyon kuvvetlerinin birlikte hareket etmesi söz konusu. İşte bu kapsamda atılacak adımların da bu konukla birlikte görüşülmesini bekliyoruz. Bugün Ankara'da önemli de bir dava var. Hemen onu da aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgan'ın kaçırılmasına ilişkin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan gelişmelerden bir tanesi de, önemli gelişmelerden bir tanesi de buydu. Dava görülecek. 27 asker hakkında açılacak dava Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Dava saat 10'da Sincan'daki cezaevinde ki duruşma salonunda gerçekleşecek. Önemli bir dava. Bu davayı da Ankara büro olarak yakından takip edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Ersoy'da.
Teşekkürler Betül Bilsel. Sağ olasın, var olasın verdiğim bilgiler için. Betül bize anlattı Ankara'nın gündemini ve Genelkurmay'dan yapılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın açıklamasının detaylarını. Yunanistan her bulduğu fırsatı gerilime çevirmeye bayılıyor biliyorsunuz. Dün de yine benzer bir tablo yaşandı. Kardak Kayalıkları yakınlarında bir Yunan botu, bakın Kardak Kayalıklarından sonra Türk sularına nasıl geldi ve nasıl taciz etti. İşte o heyecan dolu, gerilimi yüksek anlar geliyor ekranlarınıza. Kardak Kayalıklarında Türk ve Yunan botları işte böyle karşı karşıya geldi. 22 gündür Türk ve Yunan askerleri arasında ara ara yaşanan gerginlik bugün tırmanışa geçti. Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaparak Türk sahil güvenlik ekiplerini taciz etti. Bunun üzerine Türk askeri Yunan sahil güvenlik ekiplerini saatlerce kovaladı. Kayalıkların etrafında yaşanan kovalamacada tansiyon yükselince Turgut Reis sahil güvenlik komutanlığına bağlı destek botu da bölgeye geldi. Çabalar 3 saatin ardından sonuç verdi. Yunan sahil güvenlik ekipleri püskürtüldü. Yunan askerlerinin gün boyu 6 kez sınır ihlali yaptığı öğrenildi. Tüm müdahalelere rağmen şu anda Türk karasularından çıkmıyor Yunan. Baza bombası yakında suç literatürüne herhalde bu da girecek. 89 bombanın 40 ayrı bazaya nasıl saklandığını göreceğiz şimdi hep birlikte. Diyarbakır'da bir mobilya atölyesine yapılan operasyondan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Bir kısmı kamyonlara da yüklenen baza ya da işte çekyat, ne diyecekseniz artık bunun adına. 40 adet bu baza içerisine bantlara sarılmış vaziyette 89 adet toplam PETN tipi patlayıcı, 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlama kapsülü ele geçti. Tutuklanan 4 kişinin İstanbul'daki irtibatları deşifre edildi. Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Diğer taraftan patlayıcının bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ortaya çıktı. Ve 20 bombalı araç saldırısında kullanılabileceği anlaşıldı. Gelin gazetelere bir göz atalım birlikte. Aynı zamanda yazarlara da, bazı yazarlara da bakacağız. Gazetelerin birinci sayfalarını sizlerle paylaşırken. Ne haber, ne var, ne yok? Gene kötüyüz bu hafta. Ne oldu? Fena oldu. Kötü oldu. Bu sene kötüyüz abi. Bu sene yapacak bir şey yok ya. Geçmiş olsun. Olsun. Eskiden olsun takarım da kafaya. Şimdi tek takmıyorum. Öyle mi? Yaşlı İyileşiyor insan değil mi? Bir süre sonra tedavi görüyoruz. Olsun. Şeyi unutma bu arada. Aklına sakın çıkartma, Ethem Sancak Beşiktaşlı, tamam mı? Onu biliyorum abi. Ha, o konuda hani... O yüzden Beşiktaş'ın basketbol maçlarına falan veriyorduk bir ara çünkü. Ha işte ben bilmiyorum artık yani hani çok böyle cepheden şey yapmayalım. Hani patron Beşiktaşlı, hani yapacaksan bir şey muhalefet ona göre, ona dikkatli olmak lazım. Şimdi gazetelere bakacağız da şu yazarlardan Taha Akyol'u bir ekranlarınıza getirmek istiyorum. Çok çok güzel, tamam, bence sakıncası yok. Taha Akyol. Okuyalım, edelim. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok önemli şeyler yazmış bugün. Fakat içinde katılmadığımız bir şey de yok. Bu arada katılmadığımız bir şey de yok. Bazı detaylar var. Onu paylaşmış olalım. Diyor ki propaganda ve gerçek. Taha Akyol. Referandum sürecinde propaganda adına birçok gerçek dışı beyanlar dinliyoruz. Doğru mu? Doğru. Elbette evetçiler de hayırcılar da kendi duruşlarını övecek, öbürünü yerecektir. Şimdi cümle şöyle başlamış değerli izleyiciler. Propaganda ve gerçek. Referandum sürecinde
propaganda adına birçok gerçek dışı beyan dinliyoruz. Elbette evetçiler de hayırcılar da kendi duruşlarını övecek, öbürünü de yerecektir. Abartılar da olacaktır. Fakat diyor ki yani mealen, biz şimdi size işin gerçeğini söyleyelim. Yani buradan beklenti şu. Diyor ki, anlıyoruz ki daha doğrusu, evetçilerin de hayırcıların da propaganda olsun diye bazı gerçek dışı beyanları var. Birazdan aşağıda onları düzelteceğim diyor zannediyoruz. Yani bir evetçinin ve bir hayırcının propaganda adına söylemiş olduğu yalanlar varsa onları düzelteceğiz diyor. Diye bekliyoruz. Bu. Bana şimdi bu yazıdan herhangi bir hayırcının, mesela az önce ekranlara getirdik, başkanlık babadan oğula geçer. Cumhurbaşkanı dilerse parlamentoyu feshedebilir. Cumhurbaşkanı ülkeyi kararnamelerle yönetir gibi, benim ilk anda aklıma geliveren hani padişahlık falan, onlara hiç gelmiyorum zaten. Hani en deli saçması. Bir tanesi adına bir tevil arıyorum Taha Akyol'un köşesinde. Bulmak namümkün. Diyor ki, parlamenter sistem Türkiye'yi askeri darbeleri sürükledi deniyor. Evet, Türkiye'nin geleneği parlamenter sistemdir ve darbeler o dönemlerde oldu. Fakat darbelerin sebebi iktisadi toplumsal gelişme eksikliğidir, dışa kapalılıktır ve bilhassa demokratik kurumların zayıflığıdır. Böyle toplumlarda en güçlü kurum olan askeriye kriz dönemlerinde darbe yapıyor. Hatta böyle toplumlarda başkanlık sistemi varsa daha fazla darbe oluyor. Ya bir şeyi Allah peygamber aşkına, ne olursunuz, inandığınız ne varsa, taptığınız ne varsa artık onun aşkına dürüst olun, dürüst. Adam gibi, delikanlı gibi ne geçiyorsa aklınızdan kaleminize de o yansısın. Dolaşmayın arkasından. Cindy Sketch ve Alfred Stefan'ın bilimsel bilmem nesi falan filan diye dolaşmayın arkasından. Bir yalan söylemek istiyorsanız söyleyin. Başkanlık darbelere yol açar deyin. Hep beraber görelim. Şuraya yazın mesela. Tamam mı? Hitler başkanlık sisteminin ürünüdür. Yazın mesela. Mussolini başkanlık sisteminin ürünüdür. Stalin başkanlık sisteminin ürünüdür. Tamam mı? Kim geliyorsa artık aklınıza. Faşist. Darbeci. Kenan Evren başkanlık sisteminin ürünüdür. Yazın ya. Yazın. 28 Şubat başkanlık sistemi yüzünden böyle oldu. Yazın. Yazın. Yazsanız adam gibi. Sadece Türkiye'den örnek vermeyin. Sadece Alfred Stefan'la Cindy Sketch'ten örnek vermeyin. Dünyadaki başka diktatörlüklerden, başka kapalı rejim, neyse artık o. Bir tane diktatörlük başkanlık sistemlerinin üretimi değildir. Ama siz bunu yazmazsınız. Önemli değil. Gel bakayım, devam ediyor. Şimdi diyor ki, hala daha şey hayırcılara gelmedi. Vesayeti kaldırmak, neticede kuvvetler ayrılığı, denetim ve denge gibi tanımları belli somut kavramlar üzerinden tartışmalıyız ama propaganda bu en önemli sorunu kenara itiyor. Yazsana şuraya. Ey Taha Akyol, ey değerli saygın Doğan Grubu hukukçusu, Doğan Grubu'nun kriz anlarında patlayan tekerleğe stepne lastiği gibi ortaya çıkan hukukçusu, bana bir tane ilaç için herhangi bir dönemde, bugün, dün, bu vakte kadar gelmiş herhangi bir dönemde yasamada sandalye sayısı fazla olan bir yürütmeyenin yasama tarafından denetlenebildiği bana bir tane dönem söyle. De ki öyle bir dönem oldu ki sahiden de bakanlar hakkında bir gen soru verildi ve bu bakanların denetlenmesi sağlandı. Dolayısıyla yasama ve yürütmenin biz bu sistemde ayrı olduğunu pekala gördük. Desene bana bir tane. Bir tane desene bana. Bir tek Özal döneminde bir tane oldu. Onu da Özal gözden çıkartmıştı. Hani bir tane var sahiden de Özal döneminde, onu da Özal gözden çıkartmıştı. Onun dışında yok yani. Onun dışında yazmaz tarihi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü sistem içerisinde AK Partili hükümetten herhangi birinin denetleyebildiğini gel. Seneyi devriyesi diye hatırlatmış demek ki Taha Akyol. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bir MGK toplantısında merhum Başbakan Ecevit'e anayasa fırlatmış. Ecevit de televizyonlarda bunun bir devlet krizi olduğunu söylemişti. Hastalıklı ekonomide de kriz çıkmıştı. Bu krizin sebebi parlamenter sistem değildi. Sezer'in şahsi davranışıydı. Şimdi yaşı 20 yaş altına yutturursunuz bu numaraları. Fakat belli bir yaşın üzerinde iki kitlenizi de lütfen enayi yerine koymayın. Çok açık söylüyorum. Enayi yerine koymayın. Sezer'in şahsi davranışıydı. Yani aslında Sezer yani ihlal etti. Yani yapmaması gereken bir şey yaptı. Yanlış yaptı. Şimdi söylüyorum ben size işin aslını, esasını. İyi dinleyin.
Taha Bey'i okuyup da sahiden de o zaman yaşananın Sezer'in şahsi davranışı olduğunu zannedenler de ilgilisinler. 2001 sürecinden geçiyoruz ve bu 2001 sürecinden geçerken o zaman sistem yolsuzluklar ve hortumlar üzerine kuruldu. Yolsuzluklar ve hortumlar üzerine kurulu. Öyle bir mekanizma kurulmuş ki o mekanizma 28 Şubat'tan itibaren yapılmış bir tertibin içerisinde medya gücüyle bazı bankaların ele geçirilmesi ve o bankaların içinin boşaltılması sürecine evrilmiş. Bununla ilgili olarak da birileri bu sisteme koltuk değneği olmaya çalışıyor. Bakın Sezer'i burada en sert şekilde eleştirenlerden biri olduğunu herhalde bilirsiniz. Yani yapmış olduğu Cumhurbaşkanlığı sürecinde yapmış olduğu bütün faaliyetleri en sert şekilde eleştiren biri olduğum için ben bunu anlattığımda benim sözüme itibar edin diye söylüyorum. Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye sokacağım diyor Cumhurbaşkanı Sezer o zaman. Bu banka hortumlanmaları ile ilgili, memleketin soyup soğana çevrilmesi ile ilgili, yüzlerce milyarlık vatandaşın parasının gasp edilmesi ile ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nu sisteme sokacağım diyor Milli Güvenlik Kurulu'nda. 19 Şubat 2001. Çocuk değiliz. Her şeyi hatırlıyoruz. O zaman Bülent Ecevit çıkıyor. Ahmet Necdet Sezer'e diyor ki zaten denetlenen bir yerden söz ediyorsunuz. Yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun faaliyetlerinden söz ediyoruz orada. Denetlenen bir yerden söz ediyoruz. Denetlenen bir yerin üzerine bir de Devlet Denetleme Kurulu diye başka bir denetleme mi getireceksiniz diyor. Sezer'e itirazı bu. Sezer de diyor ki benim buna yetkim var kardeşim. Bilmiyorsan al oku diyor. Kitap atıyor Bülent Ecevit'in önüne. Hüsamettin Özkan da alıyor. Nankör kedi diyerek. Nankör kediyi biliyorsunuz yani seni biz seçtirdik. Bize itaat etmek zorundasın diyerek. Aynı kitabı Sezer'in önüne geri fırlatıyor. Hikaye bundan ibaret. Şimdi böylesi bir tabloyu anlatırken Taha Akyol gerçekleri bildiği halde Sezer'in şahsi tasarrufundan kaynaklanan bir krizle karşı karşıya geldik diyerek o tarihsel gerçeği de sadece şu propagandasına katkı sağlamak için çarpıtabilmiş. Bravo diyorum, vallahi bravo diyorum. Söyleyecek sözüm yok. 19 Şubat 2001'de yaşanan ekonomik krizin nedenleri arasında ki en önemli argüman şuydu. En önemli somut gerçeklik şuydu. DSP'nin başını çektiği MHP ve ANAP'tan müteşekkil her çektikleri zaman başka başka yerlere giden bir hükümet vardı. Bu hükümetin kendi bürokratik kadrolaşması vardı. Sen PTT'ye memur alacaksın, ben SSK'ya işçi alacağım kavgası vardı içeride. Ve tamamen bunların dışında bambaşka bir ekolü temsilen Cumhurbaşkanı oturuyordu orada ve önünde sahiden de Sezer haklı. Önünde ona tanınmış öyle bir yetki vardı ki şu anda hala daha o yetkiler var. Hükümet ne yaparsa yapsın Ahmet Necdet Sezer istediğini yapabilecek, istediğini durdurabilecek, istediği gibi suya yön verebilecek güce sahipti. Ve o hakkını kullanmaya çalışıyordu. Kavga bundan çıktı kardeşim. 19 Şubat'ta bizi ekonomik bunalıma iten milyonlarca kişiyi bir gecede işsiz, yüz binlerce evi bir gecede fakir bırakan o ünlü 2001 ekonomik krizi böyle yaşandı. Böyle başladı. Hiç kuşkusuz ki 28 Şubat'ta hatırlayın abi o dönemi. Getirin gözünüzün önüne. Bütün banka patronları aynı zamanda gazete televizyon sahipleriydi. Normal mi bu durum? Normal miydi bu durum sahiden de? Devam ediyor Rüyamlar Servisi. Uyandırma servisi kameralarımız tramvayda ve tramvayımız hareket etmek üzere. Birazdan çanlar çalacak. Çan mı zil mi neyse çalacak ve Ayça'nın seyahati başlayacak. Ayça, sözü hemen sana bırakıyorum. Neredesin, ne yapıyorsun şu anda? Ersoy dede günaydın. Kadıköy Moda tramvay hattındayız. Bir seferi gerçekleştireceğiz şimdi. Hemen nostaljik bir tramvay biliyorsunuz. Nostaljik tramvayda yolculuk etmek nasıl bir duygu? Her sabah kullanıyor musunuz? Genelde binerim her sabah. İşe giderken kullanıyorum. Gayet güzel bir duygu. Hoşuma gidiyor. Çok seviyorum otomobil tramvayını. Onun için denk geldiğim sürece kullanmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz. Hareket zilimiz çaldı. Şimdi Kadıköy iskeleden kalktık ve ben de Vatman'ın yanına geçiyorum.
Merhaba, kolay gelsin, günaydın. Günaydın, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, seferimize başladık. Nasıl kullanıyorsunuz nostaljik tramvayı? Nasıl bir duygu? İlk önce o şekilde sorayım. İnsanları 1960'larda kaldırılmış tramvayımız. 1960'lı yılların sonunda modadaki tramvaylar, nostaljik tramvaylar seferden kalkmış. O yüzden bu tarihleri gören, bu tarihleri bilen insanlar bu tramvaya bindiği zaman analarını görüyorlar, analarını tazeliyorlar. Onlarla ettiğimiz sohbetlerde onlara bu duyguyu yaşatabilmenin mutluluğunu taşıyoruz. Evet, yolcular biniyor şimdi, Ersoy'da da görüyorsunuz. Burası Kadıköy'de hangi durak? Burası Kumluk durağımız. İskele, yani postaneye yakın olan İskele durağımız. Metro çıkışının olduğu durak. Evet, Ersoy'da da mesailer başlıyor. Yolcular da şimdi nostaljik tramvayı biniyorlar ve iş yerlerine gitmek için. Merhaba, günaydın. Günaydın. Nasıl bir duygu nostaljik tramvaya bindin? Ne demek ya, gençliğimizi hatırlıyoruz ya. Sürekli biniyor musunuz? Bazen. Evet, şimdi seferimize devam ediyoruz. Yolcuları aldık. Evet, bir yolcumuz daha geldi şimdi. Ve devam ediyoruz. Bu kolu mu çekiyoruz kullanırken? Bu el frenimiz, soldaki ivme kolumuz, yani sürücü rey ustası dediğimiz kolumuz. Evet, kameraman arkadaşım Fatih Özdemir gösteriyor şimdi. Sürücü rey ustasını saat yönüne çevirdiğimizde hattan aldığımız elektriği motorlara göndererek yol veriyoruz. Daha sonrasında tabii trafikle de işleyeceğiz. Aslında Ersoy'da da biraz ben kullanacaktım ama tabii trafik saati olduğu için vatmanımız kullanıyor şu an. Tehlikeli bir durum olabilirdi. Evet, şimdi trafik ışıklarına geldik ve seferimize devam ediyoruz. Hemen şöyle nostaljik tramvayın içine gösterelim. Ve tekrar yolculara dönebiliriz. Merhaba, günaydın. Nasıl bir duygu nostaljik tramvayla gitmek? Her sabah kullanıyor musun? Genelde kullanıyorum. İyi yani. Gençliğinizi mi hatırlıyorsunuz? Yok, ben fazla Kadıköy'de 4 yıldır buradayım. Eskisini fazla hatırlamıyorum. Peki. Evet, yolcular binmeye devam ediyor. Bayağı da bir kalabalık oldu Ersoy'da de nostaljik tramvay. Demek ki tarifçisi yolcusu çok diyelim. Ve hemen yolculara biz de yol verelim. Evet, tekrar vatmanımızın yanına dönüyoruz şimdi. Bir seferi ne kadar sürede tamamlıyorsunuz? Bir turumuz 20 dakika sürüyor. 2.6 kilometre bizim hat uzunluğumuz. İki tane aracımız var çalışan. 10 dakika sefer aralığı. Normal şartlarda olumsuz bir durum olmadığı zaman 10 dakika sefer aralığıyla çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu bulunduğumuz tramvay kaç yılın tramvayı? Hangi yılın tramvayı? Bizim tramvaylar Gotha 57 diye tabir ettiğimiz Doğu Alman yapımı tramvaylardır. Şu anda kullandığımız, hattımızda kullandığımız tramvaylar 1957 model. En yenisi de 1976 modeldir. Evet, 1957 yılına ait nostaljik tramvayla yolculuğumuz devam ediyor. Ve şu an postane durağından geçtik. Evet, İstanbul'da sabah mesaisi başladı. Herkes işine, okuluna gitmeye başladı. Hemen biraz manzaradan da bahsedelim. İşte otobüsleri görüyorsunuz. Herkes işe yetişme telaşında. Yağmurlu bir hava var bugün. Şemsiyeli vatandaşlar. Şu an kırmızı ışıktayız. Seferimize birazdan devam edeceğiz. Evet. Duraklarımızdan birisi şu anda gittiğimiz durak çarşı durağımız. Osman Ağa Camisi'nin olduğu bölge. En fazla yolcuyu bu duraktan alıyoruz diyebilirim. Peki. Bu saatlerde hep yoğun oluyor diyorsunuz değil mi? Tabii. Bu iş gidiş dönüş saatleri yoğun olan saatler. Evet, şu an Kadıköy'ün en yoğun durağına yaklaşmak üzereyiz. Çarşı durağı burası. Ve çok sayıda yolcu binecek şimdi nostaljik tramvaya. Evet, yolcular binmeye
başlıyor. Aslında bu güzergahta dolmuşlar da var değil mi? Modaya çalışan dolmuşumuz yok şu anda. Daha öncesinde varmış fakat şu anda modaya çalışan tramvayın dışında başka bir toplu taşıma. Bir tek nostaljik tramvay gidiyor. Nostaljik tramvayımız gidiyor. Evet, nostaljik tramvayın da yolcusu bir hayli fazla. Şu an hiç yer kalmadı diyebiliriz. Arkaya doğru ilerleyelim lütfen. Merhaba. Nasıl bir duygu nostaljik tramvaya binmek? Her gün sabah yaşıyorum artık. Çok normal geliyor. Peki. Evet Ersoy dede, nostaljik tramvayda biz yolculuğumuza devam edelim ve sözü size bırakalım. Ayşe çok çok teşekkürler. Vatman dostumuza da selamlarımızı ilet. Bugün ilk tramvayın sefere başlayışının seneyi devresi. O yüzden nostaljik tramvaydan açtık yayını ama tabii Kadıköy Bahariye tramvayında işine yetişmek için sinir stres seviyesi en üst düzeyde olan yurttaşlarımızın da sabah telaşını canlı canlı ekranlarınıza getirmiş olduk. Onlara da buradan gününüz hayırlı ve iyi geçsin temennilerimizi buradan iletmiş olalım sevgili izleyiciler. Şimdi bugün yani ya dün akşam ya bugün ilk Cemre düştü, havaya düştü. Tabii buna hani toprak ya daha doğrusu yer küre ısınmaya topraktan başlar tezinden yola çıkarak hani havaya Cemre'nin düşmesiyle süreç nasıl başlar gibi bir bilimsel tartışması da kuşkusuz ki var. Ama kimse kusura bakmasın, biz öyle inanıyoruz. Bize göre Cemre düştü, havaya düştü, bundan sonra ısınacağız. İlk Cemre düştü, bahar göz kırptı. Güneş yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı, sıcaklar geliyor. İlk Cemre de havaya düştü, bu da baharın habercisi. İstanbullular güneşli bir pazar sabahına uyandı. Çünkü ilk Cemre havaya düşmüştü ama daha toprağa ve suya da düşecek. Ay çok güzel, havalar ısınacak o zaman. Siz takip eder misiniz Cemreleri? Takip ederim. 3 tane Cemre var, havaya, yere, suya. Demek ki havaya düştüğüne göre toprak ve su kaldı. Onları da düştükten sonra? Artık tamamen yaz geldi sayılır. Belli ki Cemre'yi vatandaşlar da yakından takip ediyordu. Nasıl düşüyor Cemre, nasıl oluyor? Onu ben biliyorum. Bu yaşa kadar gördüm hepsini, biliyorum. Önce yerel çay, yerel çay, bilmem ne. Artık havalar düzelecek. İçlik giymekten kurtulacağız. Ve bir müjde de meteorolojiden. Sıcaklıklar artmaya devam edecek. Hafta boyunca İstanbul'da termometreler 10 derecenin üzerinde olacak. Eskiden bir babali geleneği vardı. Böyle Cemre düşme haberleri falan yapıldığı zaman o günün en çömez muhabiri kimse onu Cemre fotoğrafına gönderirlerdi. Gülme gülme, sahiden de öyle. Yani bu hemen Türkiye'nin her tarafında olur bu. Yani yerel gazetelerde falan da olur böyle. Bugün işte Cemre'nin düşüş anını yakalayabilen muhabirimizi ödüllendireceğiz diye. Evet. Tabii öyle bir fotoğraf hiç çıkmadı. Hoş geldin Libra'na. Hoş bulduk Ersoy Bebe. Çünkü Cemre yoktur. Çünkü öyle bir şey yoktur. Aynen. Ama bizim inançlarımızı... Ersoy yani... bu şamanizmden gelen bir şey aslında. Gök Tanrı, biliyorsun Gök Tanrı'ya inanılıyordu o dönemlerde. İnsanlar bütün olayları Gök Tanrı'nın yaptığını, Gök Tanrı'nın yönlendirdiğine inanıyorlardı. Ve o dönemde işte hava ısınıyorsa mutlaka bir şey düşmüştür. İşte bir ateş topu düşmüştür yeryüzüne. O yüzden havayı ısıttı, sonra toprağı ısıtıyor, sonra suyu ısıtacak gibi bir hikaye oluşturulmuş ve buna inanılmaya başlanmış. Ya sakıncası yok ama ne kadar bilimsellikten biz uzaklaşırsak biz o kadar da... Biz Cemre'lerimizle mutluyuz yani. Tabii ki. Peki bir şey sorabilir miyim? Hiç mi örtüşmüyor? Yani sayeden de mesela havalar bugün ısınmadı mı mesela? Isınmaya başlamıyordu mu? Yok öyle bir şey. Öyle mi? Hiçbir zaman atmosferde bizim kullandığımız takvimlerle paralel hareketler olmaz. Pastırma sıcakları diye bir şey yok mesela? Pastırma sıcakları diye de bir şey yok. Yani şöyle, o dönemde ısınması Kasım ortası, Ekim sonu, Kasım başı döneminde periyodik olarak bir ısınma. İşte yani bu düzenli değil ama insanlar genelde işte o dönemlerde bir ısınma olduğunu gözlemlemişler sıklıkla ve buna öyle bir şey söylemişler ama ısınmadığı çok zamanda olur yani. Ki ben de son 10 yıldır biliyorsun çok yakından takip ediyorum bu işi. Çok şahit olmuşumdur. Cemre ile ilgili hemen şöyle bir şey söyleyelim. Bir kere atmosferde ısınma önce her zaman toprakta başlar. Güneş çünkü önce yeryüzünü ısıtır, yeryüzü havayı ısıtır, hava suyu ısıtır. Etkileşim böyledir, etkileşimin sıralaması. Dolayısıyla zaten önce havanın ısınması mümkün değildir Ersoy. Şu anda incelersen önce toprak kışa göre tabii ki toprak daha önce ısınıyor her zaman için. Dolayısıyla Cemre tamamen
Bir batıl inanış, şamanizmden gelen bir gelenek. Olsun, havaya ateş topunun böyle düştüğüne inanılıyor. Öyle bir gerçeklik yok. Tabii ki inanmaya devam edebilir insanlar ama bilimsel bir dayanağı, bilimsel bir gerçekliği yoktur kesinlikle. Olsun, bizim açımızdan Cemre havaya düştü. Peki. Bunu da siz meteorolojiyle uğraşan bilim insanlarının yıkmasına izin vermeyeceğiz. Pastırma sıcakları da var. Ve başka pek çok şey... Pazar günü hava soğuyor ama. Hani bunu Cemre nasıl açıklıyor bilmiyorum ama. Yok yani. işte yanlış yere düşüp buraya düşmedi anlamına geliyor belki de. Peki ne var sahilinde memleketin havasında? Şimdi bugün sağanak yağmur var Ertuğ, Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de. Özellikle Trakya'da şiddetli sağanaklar var. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevresinde ve Çanakkale'de. Bugün öğle saatlerine kadar saatte 50 metrekareye 50 kilogram yağış düşecek kadar kuvvetli bir şiddetli sağanak yağış söz konusu. Dolayısıyla sel ve taşkın tehdidi var o bölgede, Trakya, Çanakkale çevresinde. Aman dikkat diyelim, uyaralım buradan herkesi. Dere yatağı çevreleri riskli, özellikle de yurdun doğusunda hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'da sis var gece ve sabah erken saatlerde. Yine Kars'ta, Ağrı'da sıfırın altında 27'yi gösteriyor gece sıcaklık. Termometreler çok düşük rakamlar bunlar. Donma noktasının neredeyse 30 derece altı demek. Kuvvetli buzlanma, kuvvetli don tehdidini getiriyor beraberinde. Bu önemli. Yarın da yine Ege'de, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'de sağanak yağmur devam edecek. Çarşamba Karadeniz'e, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya ilerliyor. Perşembe günü sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda devam edecek. Artık büyük ölçüde diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Cuma günü yine Ege kıyısından yeni bir sistem başlıyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de hava yağışlı geçecek. Sıcaklık pazar günü yeniden azalıyor. Bunu hemen söyleyelim. Hafta boyunca özellikle cuma, cumartesi günü 14-15 dereceye kadar yükselecek Ersoy. Cuma 14, cumartesi 15 derece olacak sıcaklık ama pazar günü Cemre'ye rağmen tekrar evet 7-8 derecelik bir düşüşle birlikte yaklaşık 7-8 dereceye inecek sıcaklıklar. İstanbul için örnek veriyorum ama diğer iller için de böyle bir düşüş söz konusu olacak. Bir düşüş eğilimi var, pazar günü başlayacak ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde devam edecek. Ama tabii ki bu dalgalanmalar tekrar yukarı eğilimli hale gelecektir. Şimdilik öyle çok ciddi bir hani donma noktalarına indirecek bir soğuk hava dalgası gözükmüyor. Ama 7-8 derecelik bir düşüş pazar günü başlayacak. Bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu artık bu dönemde özellikle de soğuk algınlığı riski daha çok artacak. Çünkü sıcaklıktaki bu ani dalgalanmalar biliyorsun yine ciddi adaptasyon sorunu yaratabiliyor. Bir de gündüz güneşli olan günlerde gece sıcaklık çok düşük oluyor Ersoy. Ve gece gündüz sıcaklığı arasındaki bu farkın artması da yine bizi yanıltıyor. Çünkü gündüz güneşi görüp ince giyiniyoruz pek çoğumuz. Ama gece güneşin battığı saatleri itibariyle çok ciddi bir soğuma yaşanıyor. Ve bu da ciddi bir soğuk algınlığı tehdidi oluşturuyor. Buna karşı da aman dikkat diyelim. Bu dönemde soğuk algınlığı riski her geçen gün artacaktır uyarısını da eklemiş olalım. Çok çok teşekkürler Elif Hanım'a. Sağ olsun, var olsun, verdiğim bilgiler değerlendirilmiş. Ben teşekkür ederim. Elif Hanım'ı uğurlarken size az önce bir işte ünlü basketbolcu, Kawhi Leonard'ın ünlü oyuncusu Kyrie Irving'in dünyanın yuvarlak olmadığı yönündeki sözlerini getirmiştim ekranlarınıza. Hatta onu bir daha göstereyim dilerseniz. Şurada Galileo'ya meydan okudu, dünya düzdür dedi diye. Dolayısıyla hani bunu bir radyo programında söyledi ama bunu da işte bu tezi doğru değil falan. Meğer şimdi beni de ikaz ettiler. Meğer Kyrie Irving aslında dünyanın düz olduğunu falan söylemiyormuş. O saçma sapan bir sözün dünyada ne kadar hızlı yayılabildiğini göstermek adına böyle bir değerlendirmede bulunmuş meğersem. Dünyanın yuvarlak olduğunu ben de biliyorum, herhalde o kadar da değil diyordu Kyrie Irving. Fakat sizi şimdi bir adamla tanıştıracağım. Bu adam tabii ki önemli ölçüde tiyatral, tabii ki gerçek değil. Fiktif, kurmaca bir şey hiç kuşkusuz ki. Dünyanın yuvarlak olduğuna bir türlü ikna olmuyor. Gelin ona bir göz atalım birlikte. 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Dünyanın çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviyeler mi çıkıyor? Dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez. Dönmez. Hangi demiş ki dünya yuvarlak? Bir işçisiniz batırsın bana ya. Bilim adamı. Ne bilim adamı? Onlar ne anlar bilimden, ilimden ya? Şurada su var. Şurada su var. Bana bak ha. Konuşma izine bak. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok, onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum, dünya dönmez. Güneş dönüyor. Güneş bizim etrafımızda dönüyor, gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öylece oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim, izin alayım ben. Söyle bakayım, ne söylüyorsun? Her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin yani? Arkadaşım yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Evet. Diyorlar.
aya gittiğine de inanmıyorum. Hayır, göndersek diyorum ya. Hayır, aya bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar Ağrıdağ'ın arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte geliyorlar, diyorlar ki biz aya gittik veya gidiyor Amerika. Bu dünya düzdür. Düzdür ya, ne yuvarlığı ya. Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah, dünya yuvarlakmış. Hocam, yuvarlak sizin aklınız, kafanız yuvarlak. Dünya düz müdür yuvarlak? Dünya aptalına göre düz, bize göre düz. Bu bana göre düz arkadaş, bana bunu kimse, hiçbir beyin bana dünyanın yuvarlak olduğunu izah edemez. Varsa kendine o kadar güvenin zeki bir beyin yazsın, izah etsin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Niye uzatıyorsunuz ki? Adam çok güzel örnekler veriyor. Portakal diyor mesela. Böyle dönerken diyor başınızın dönmesi lazım, yere düşün. Çok açık. Sular var diyor. Bak işte sular. Bu fotoğraf bugün geldi. NASA'nın dünyayı en net gösterdiği, en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı. Bizim kahvedeki abi son derece haklı. Şimdi görüyorsunuz her tarafı su. Sahiden yuvarlak olsa bunun dökülmesi gerekmez mi? Yaşadım. Aşağı doğru dökülmesi gerekmez mi? Düşün mesela gemiyle gidiyorsun değil mi? Geminin düşmesi gerekmez mi yani aşağı doğru indikten sonra? Adam son derece haklı beyler, dağılın. Dünyanın yuvarlak olduğuna. Kyrie Irving ile ilgili söyleyeyim. Cavaliers'in en önemli isimlerinden birisi. Dünyada işte basketbolun en önemli isimlerinden birisi. Dünyanın yuvarlak olduğu saçmalığına beni kimse inandıramaz gibi bir laf etmişti radyo programında. Meğer o iş öyle değilmiş. O işte bir saçma sapan bir sözün ne kadar hızlı yayılabildiğini göstermek bakımından böyle bir ifade bulunmuş, böyle bir laf etmiş. Onu da söylemiş olalım. Kocaeli'ne götüreceğiz şimdi sizleri. Kocaeli'nde 10 aylık bir buzağının yuvarlandığı yerden kurtarma ekiplerince nasıl kurtarıldığını göreceğiz hep birlikte. Çekin abi. Biraz boşta da ama. Çekiyor abi. Hadi abi. Kendi başına ilk kez yürüyecekti ama bir anda kendini uçurumda buldu. 10 aydan beri buzak olan tosunumu çıkarayım dedim, ayakları alışsın diye yürümeye. Hep ağırda durduğu için, dik olduğu için buralar rampada yuvarlandı. 4 saat süren bu mücadele 10 aylık buzağı kurtarmak içindi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde buzağı ilk kez yürümesi için ahırdan çıkarıldı. Yamacın kenarına geldi, ayakta duramadı. 70 metreden yuvarlandı. Sahibi yanındaydı. Ne olduğunu şaşırdı. Kendi başına buzağı çıkarmaya çalıştı ama bir türlü olmadı. Şimdi bak, ver at. Çağrılan itfaiye demir iskele kurdu. Ekipler buzağı tam 4 saat süren çalışma sonrasında kurtardı. İtfaiye ekibi buzağa dere adını verdi. İstanbul Sancaktepe'de hamsi festivali vardı. 5 ton hamsi bakın nasıl kapış edildi. Balıklar tavada, vatandaş meydanda oynadı. İstanbul Sancaktepe'de hamsi festivali vardı. Renkli görüntülere sahne oldu. Tavası, kızartması, ızgarası, pişirilen tonlarca hamsi Sancaktepelilere ikram edildi. Ev sahibi Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'di. Hamsi severleri hamsilerle buluşturduk. 5 ton hamsi. Binlerce komşumuza afiyet şeker olsun, şifa olsun diyoruz. Hamsinin tadına bakmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu. Durmuş Bey, hoş geldiniz. Yiyenler yerinde duramadı, horona koştu. Kalabalık kemençe eşliğinde çalınan Karadeniz müziğinin tadını çıkardı. Şenliğe katılanlar keyifli bir gün yaşadı. Ya bir sosyal medya mesajı var ama çok açık söyleyeyim, bir şerh düşüyor. Şimdi Seyhun'la onu konuşuyorduk bir yandan. Şerh düşerek veriyoruz. Gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü gerçek olamayacak kadar tüyler ürpertici bir mesaj. İnşallah gerçek değildir. Yani yalvarıyorum Allah'a gerçek çıkmasın diye. İzmir'de bir işveren işe geç kalan Suriyeli işçisini dövdükten sonra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış. Haber siteleri bunu böyle haber yapıyorlar. Türk'ün Suriyeli'ye intikamı diye. Sabah işe geç gelmenin cezası. Bu eğer hani bu abi bunu şöyle biraz daha ortalayayım. Bu abi bunu eğer şaka olsun diye bile
böyle bir fotoğraf koyduysa şeye, sosyal medya hesabına, gerçekten de insanlık dışı bir şey. Yani gerçekten de hani kabul edilemez bir şey. Yani eğer şaka olsun diye bile koyduysa da bunun şeyi yok. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Türk'ün Suriyeli'ye intikamı falan diye anlaşılabilir bir tarafı yok. İnşallah gerçek değildir. Ben bir kez daha aynı şeyi söylüyorum. İnşallah gerçek değildir. Buna da birazdan buradan bakıyor olacağız. Şimdi size bir Ersoy Dede seçti gelecek programın sonunda.